Bu videoda 352 ile 481'i çarpacağız ve bu çarpma işlemini iki farklı şekilde yapıp aslında işlemlerin altında yatan mantığın aynı olduğunu göreceğiz. Öncelikle 352'yi 300 artı 50 artı 2 olarak yazalım. Ya da ya da tam tersini yapalım. 2 artı 50 artı 300. Bu sayıları topladığımızda 352 eder öyle değil mi? Aynı şekilde 481'i de 4 tane yüzlük, yani 400, 8 tane onluk, yani 80 ve 1 tane birlik olarak yazabiliriz. Çarpma işlemini daha önce bu şekilde bir tablo oluşturarak yapmış olabilirsiniz. Burada yaptığımız şey aslında dağılma özelliğini kullanmaktır. Nasıl mı? 2 alıp 400 artı 80 artı 1 ile çarpacağız. Evet, 2'yi sırasıyla buradaki sayılarla çarpacağız. Şuraya hemen birkaç çizgi çekelim ki neler olup bittiğini daha kolay takip etmesi kolay olsun. Buraya bir çizgi, buraya da bir çizgi. Evet, tablomuz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Çok güzel oldu. Düz çizgi çekemediğim gördük. Evet, şimdi oldu. Yatay çizgileri de eklersek tablomuz tamamlanacak. İşte bu kadar. Önce 2 ile 400 artı 80 artı 1'i çarpacağız demiştik, öyle değil mi? 2 kere 400, 800 eder. Bunu da mavi ile yazayım. 2 kere 80, 160. Ve 2 kere 1 de 2. Şimdi de bu sayıları 50 ile çarpacağız. 50 kere 400. 5 kere 4, 20 ve bunun sonuna 3 tane 0 eklersek, 1, 2, 3, 20.000 etti. Güzel. 50 kere 80. 5 kere 8, 40. Sonuna da 2 tane 0 koyarsak, 4.000. Son olarak 50 çarpı 1. 50. Geriye 300 kaldı. 300'ü de sırayla buradaki sayılarla çarpacağız. Yani 300'ü bu sayılar üzerine dağıtacağız. 300 kere 400. 3 kere 4, 12. Sonuna da 4 tane 0 ekleyeceğiz. 1, 2, 3, 4 tane 0. Ne etti? 120 bin. 300 kere 80. 3 kere 8, 24. 3 tane de 0 eklersek, 1, 2, 3, 24.000. Son olarak 300 çarpı 1 ise 300. Şimdi de tüm bu sayıları toplayacağız. Toplama işlemini satır satır yapalım. Şuraya da bir çizgi çekelim. Burası 962 eder, öyle değil mi? 800 artı 160, 960, 2 daha 962. Burası 24.050 eder. Hemen yazalım, 24.050. Burası da 144.000, 144.300 değil mi? Bir bakalım. 120.000 artı 24.000, 144.000. 300 daha eklersek 144.300. Sonucu bulmak için şimdi de bu sayıları toplamamız gerekiyor ama bu toplama işlemini biraz daha bekletip bu işleme videonun başında da bahsettiğim gibi farklı bir şekilde, farklı bir yöntemle daha yapmak istiyorum. Bu sefer de bu arada bu yönteme zaman zaman bazen standart algoritma dendiğinde duyabilirsiniz. 481 çarpı 300 Şurada kullandığım renkleri kullanayım. 352. Peki standart algoritma yani klasik çarpma işlemini nasıl yapıyoruz? Bu 2 ile başlayıp 2'yi 481 ile çarpıyoruz. Öyle değil mi? 2 kere 1, 2. 2 kere 8, 16. 6 yazdık, elde var. 1. Bu arada elimizdeki 1 aslında 10 on tane onluk yani 1 yüzlük. 2 kere 4 de 8 eder. Ama aslında bu da 800. Eldeki 1'i de eklersek, 100'ü de eklersek 900. Evet, neler olduğunu gördünüz değil mi? Ne olduğunun farkındasınız. Bu iki sayı birbirinin aynısı. Peki neden? Neden? Çünkü burada da 2 ile 1'i 80'i ve 400'ü çarptık. Bulduğumuz sayıları birbiriyle topladık ve 962 elde ettik. Evet, standart algoritma işte aynen bu şekilde işliyor. Ve şimdi sırada 5 var. Bu 5 onlar basamağında olduğu için aslında 5 tane onluk, yani 50. Standart algoritmada buraya bir 0 koymamızın sebebi de bu zaten. Çünkü birler basamağını atlıyoruz. Devam edelim. 5 kere 1, 5. 5 kere 8, 40. Az önce yaptığımız gibi 4'ü yeniden gruplayıp buraya 0 yazacağız ve elimizde de 4 olacak. Ve 5 kere 4, 20. Eldeki 4'ü de eklediğimizde 24. 24.050 bulduk ve bu sonucun da buradaki ile aynı olduğunu görüyorsunuz, öyle değil mi? Bunun sebebi aynen buradaki gibi 50'yi 481 ile çarpmış olmamız. Artık buradaki 3 ile 481'i çarptığımızda neler olacağını tahmin ediyorsunuz. Yapacağımız işlem aslında 300 çarpı 481 işlemi. Şimdilik bunu sileyim ki kafamız karışmasın. Bu 300 olduğu için, 300 olduğu için birler ve onlar basamağına birer sıfır koyacağız. Bu arada algoritma demek, yöntem demek, metot demek. Çok havalı bir kelime aslında ama sadece yöntem, metot, izlenen yol anlamına geliyor. 3 kere 1, 3. 3 kere 8, 24. 4'ü yazdık. 2'yi bir sonraki basamağa taşıyacağız. Ve son olarak 3 kere 4'te... 12. Eldeki 2'yi de ekleyince 14. Buraya 14 yazıyoruz. Ve ne oldu? Buradaki sayı da 144.300. Ve geriye bunları toplamak kaldı. Toplama işlemini ister burada isterseniz burada yapın. 2 artı 0 artı 0, 2, 6 artı 5, 11, 1 yazdık, elde var 1, 9 artı 3, 12, Eldeki biri de eklediğimizde 13. 4 artı 4, 8. Eldeki biri de ekleyince 9. 2 artı 4, 6. Ve buradaki biri de doğrudan aşağı indirdik. Sonuç neymiş? 169.312. Çarpma işlemini bu şekilde yapmak bir nevi sihirbazlık gibi görünebilir ama aslında tek yaptığımız şey her basamağı teker teker görüp ziyaret edip diğer basamaklar üzerine dağıtmak. Evet önce 2 400 artı 80 artı 1 ile sonra 50 400 artı 80 artı 1 ile ve son olarak da 300'ü 400 artı 80 artı 1 ile çarpıyoruz ve sonuç bu oluyor.